Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarına, Nermin'in Enfes Mutfağı'na sağlıklı, bol bereketli, keyifli bir cuma diliyorum önce Rabbimden. Nasılsınız efendim? Dün görüşemedik. Malum başkanlık seçimleri vardı, Ankara'dan canlı bağlanmaları gerektiği için efendim. Birlikte olamadık, çok yazmışsınız. Bekledik bekledik, yoktunuz, bir şey mi oldu, iyi misiniz diye. Çok şükür elhamdülillah iyiyiz, afiyetteyiz efendim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah Ankara'mız için de başkanlık seçimleri. Efendim, bugün birbirinden lezzetli tariflerimiz. Kışa sizi bomba gibi hazırlayacak çok pratik ve çok sağlıklı bir limon tarifi vereceğim. Pratik bilgilerde gerçekten artık böyle sınırları zorlamaya başladık. Efsane tariflerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Ama biliyorsunuz bütün bunların yanı sıra ben çok güzel bir hediye paketi yaptım. Bugün ekstradan da bir şeyler daha ekledim bu hediye paketin içerisine. Çelik tencere setim vardı efendim. Haftayı öyle başlatmıştık. Bıçak setimiz vardı. Çatal kaşık bıçak setimiz. Çaydanlığımız vardı. Efsane bir çaydanlıktır. 6 kişilik yemek takımımız vardı. Bugün de efendim dedim ki rende koyayım. Böyle güzel çırpsınlar, rendeyle karıştırsınlar, hamurlarını yoğursunlar. Fazla peynirini, zeytini saklasınlar. Bir de bunu koydum. 6 parça oldu efendim. Dün malum perşembe yayında olmadığımız için bir şey veremedik. Bugünle birlikte tam 6 parçalık bir set yaptım. Çeyiz seti efendim. Belki bugün 4.30'da açıklayacağım. Bolca yorum yapın. Beyaz TV'ye de Nermin'in Enfes Mutfağı'na da. Onun dışında Serpil gel. Gel. Bugün gönlümden koptu. Çifter çifter veriyorum Serpil. Bu takımlar çok güzel ama biliyor musun? Evet. Bayıldım. Bak gel. Şöyle içireyim sana. Sen gel. Onları al. Ben bunu alayım. Ay dur. Bir izleyicime şu güzel kombini veriyorum. İnanın günlük hayatta çarşıda markette giyin. Ana sayfaya koyduk. Bunu da hem spor hem şık yapacaksınlar. Baksana içine çok bir body ile bir tişörtle komple pul payet efendim. İç hasları satendir. 38 beden hiç giyilmemiş. Bakın markanın etiketi üstünde, bilginiz tabii olsun. Çıkaramıyoruz ama özellikle 38 beden olanlar yoruma yapsın. 38 beden olmayanlara boşa gitmesin. En azından ihtiyacı olan bir izleyicim giysin. Böyle sürprizleri bolca yapacağız Serpil artık. Kıyafetler çünkü çok beğeniliyor ve çok fazlasıyla talep gördü. Ana sayfaya koydum. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda hem tencerelerimiz hem de takımlarımız var. Takımlarımızı ben bugün açıklayacağım unutmazsam tabii ki. 4.30 gibi Beyaz TV'den bir tanesini, Nermin'in Enfes Mutfağı'ndan bir tanesini belki bugün açıklayacağız. Hazırlıklı olun hadi efendim. Herkese bol şans diliyorum şimdiden. Umarım ihtiyacı olan bir izleyicimize nasip olur. Peki Nermin bugün ne yapacak size Serpil'le? Bugünkü tarifler yok böyle dedirtecek tarifler. Belki de biz de ekranda patlayacağız. Yabancı tarifler. Bugün kalmanız gerekiyor ekranda. Biz bugün macera aradık kendimize. Bugün öyle bir menü yapacağız ki hem hafta sonu çocuklar evde karne hediyesi çocuklara yapabileceğiniz efsane lezzetlerle geldik efendim. Yufkalı bir pilav yapacağız ama bu pilav sizin bildiğiniz bir pilav değil. Safranlı olacak efendim. Böyle birazcık İranvari böyle görüntüsü etiyle birlikte buluşacak. Ve piramit şeklinde inşallah elimizden geldiğince vereceğiz. Üzerine etleriyle birlikte servis edeceğiz. Tavuk ciğer yapacağız. Ciğeri böyle yemediniz. Kesinlikle söylüyorum. Önden bir kızartma yapacağız. Sonra onu kızarttığımız ciğerleri alacağız. İçerisinde değişik bir sosla tavada karıştıracağız. Soğanla falan böyle ciğeri böyle yemediniz. Çok da hem düşük ben. Maliyeti tavuk ciğeri efsane olacak. Bildiğiniz yerden tavuk ciğerinizi ayırtın. Ballı bir gofret tatlısı yapıyoruz. Gofretlerimizi efendim inanmayacaksınız ama suda iyice eriteceğiz. Sonra şekillendireceğiz. Bu tarif ya benim milatım olacak ya da sonum olacak diyorum bakın. Kesinlikle. Ben sana söyleyeyim Nermin, bu tarifi seçtim ama dedim zor dedim. Sen dedin değil mi? Israrla beni bitirmek için. Benim bugün son yayınım olsun diye yapıyorsun değil mi? Aşk olsun. Çok güzel olacak. Onun için seçtin değil mi? Çok güzel olacak. Gör izle. İzle gör. Göreceğim. Hadi bakalım. Hadi. Ve efendim dedi ki kışa girerken bağışıklık sistemini kuvvetlendirelim. Sıcak sıcak içelim, boğazlarımız enfeksiyonsa hemen o enfeksiyonu temizlesin. Güzel kıymalı yoğurtlu bir çorba yapacağım efendim. Hafta sonunda çocuklara özel. İki kaşık çok az. Ve en önemlisi, az önce söyledim, dondurulmuş limon. Son dönemde gündemde o kadar fazla ki işte şöyle faydalı böyle faydalı, ben de bir araştırayım dedim. İnanılmaz saymakla bitiremediğim harika formüller buldum. Birazdan izleyicilerim için paylaşacağım. Limonla yapacağız. Ve birçok hastalığa şifa olacak Serpil bu paylaşım birazdan.
Kimse hastalanmasın. 15 gün çocuklarınıza tatilleri güzel geçirin. Karneler alındı. Umarım herkesin karnesi iyidir. Ve ilk tarifimiz ballı gofret tatlısı. En korktuğum tatlı. Ekranda kalın lütfen. Birazdan yüzlerimizi görmenizi istiyorum. Bir paket muzlu gofret, bir sıcak su, dur atma, 4 su bardağı su, tuz, kızartmak için sıvı yağ, bir kase bal, üzeri toz fıstık. Evet, yanlış görmediniz. Yakından çekmenizi istiyorum. Her karesini yakından çekmenizi istiyorum. Bir gelir misiniz? Şimdi şu an gofretleri bildiğiniz, bak, kaynar suyun içerisine bırakıyorum. Koy. Bak. Bari hepsini atmayalım. Özlem cömert davranmış ama. Öyle bence yeterli. Şunları Lüce'ye ver gitsin. Hocam aktüel. Yer. Bak hemen aldı. Gördün. Hemen alır Ömür Hoca. Yemeğe ayır demez. Bismillahirrahmanirrahim. Ben küçükken bunları çok severdim. Babam hep bana gofret alırdı. Yanına da gazoz. Çay, süt. Gazoz. Okul kantininden almaz mıydım, ben alırdım. Senin yaş birazcık ortaya çıktı burada. Ben tabii büyüdüğüm için o yoktu bizde. Şu an beklemede kalın. Öyle bir tatlı yapıyorum ki, evet yanlış görmediniz. Burada iyice bunları eritiyorum. Evet. Gofretler iyice böyle yok olacak derecede eriyecek. Sonrasında değişik bir patişu hamuru gibi de olacak Nermin bu. Umarım. Umarım. Sen öyle deyince ben korkuyorum ya. Umarım Serpil. Normalde korkmuyorum ben. Umarım Serpil. Oldu işte mis. Bunları böyle burada yumuşattım. Güzelce erittim aslında. Ben bir kaşık getireyim. Bunları yoğurma kabımın içerisine alacağım. Onu koyalım burada, hepsini birlikte şey yapalım istersen. Biraz suyu fazla geldi gözüme. Mı diyorsun? Tamam, ben seni dinlerim. Bence suyunu buraya alalım, elimizde yanmaz, burada yapalım. Doğru söylüyorsun. Hı-hı. İyi dedi. Bence iyi, ben onu yoğururum artık. Hı? Yoğurur musun? Çok lapı lapı yapmayalım bence. Şey dağılsın diye bekliyorum. Hı. Da. Bakayım dağılmadı mı? Ha, bir tık sanki daha. Ha? Şu an bildiğiniz gofretleri aldık. Allah sonu sayesinde. Kaynar suya koyduk. Ben de Serpil'i kaynar suya inşallah yayın sonunda yatırmam. Birazdan gofret olalı böyle zulüm görmedi diyor rejim. Aa, ne münasebet, biraz sonra görür bak rejim onu. Bayılacaksın rejim. Bence artık yoğurabilirim. Bence ya. Oldu. Hı hı. Nermin suyunu da çekti ha. Bir şey söyleyeyim mi? Çok da güzel muzluymuş gofretler. Evet, muzlu seçtim zaten. Bence bir şey söyleyeyim mi? Suyunu da çekti. Evet, direkt burada getir, ben burada artık onu yoğurayım. Ben sana getirdim. Direkt aşkım. Tencerim. Aslında burada daha iyi soğuturuz. Gerçi buraya doğru söylüyorsun. Al sen kaşığı. Dök bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bir çıtırtı olacak biliyor musunuz? Eğer bunu başarabilirsem. Birazdan efendim. Beyaz TV ekranlarında bir ilk efendim, gofreti kaynar suyun içerisine attı. Bu iki dili ne yapıyor diye soruyorsunuz değil mi kendinize? İki dili bir araya gelmemeliydik. Yapacak bir şey yok. Editör yazmış artık. Yapacağız. Bak şimdi sen gör. Şimdi yavaş yavaş unu veriyoruz. Şöyle. Birazcık. İçimdik o çok. Şöyle bir fiske. Özlem bonkör de almış. Kuyruk kızım. Şey olmasın ya. Burada hamurumu artık yoğurmaya başlıyorum. Bal üstüne gelecek. Ay çok bak sıcak. Bak. Acaba ben sadece şey... gofret, sıcak su ve un. Bismillahirrahmanirrahim. Bir nevi patişu hamuru olmuyor mu Nermin? Bak. Yok Serpil, olmuyor. Patişu. Bu bambaşka bir şey oluyor Serpil. Kokuya gel kokuya. Sen dur bak şimdi bekle. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, ben zaten şu an izleyicimi meraklara şey yapıyorum. Benim yapamayacağım bir şey yok. Ben yaparım yani. Bu olur yani, olur. Olmazsa kaynar suyu hazırla Serpil. Sen rahat olsana Nermin. Serpil bir yerde de iyi oldu. Çok. Bu çok sıcak, buna şu an el değmez. Sizin şey hamuruna benzedi, neydi? Otaynana, pitaynana mıydı Nermin? Masanisa. Ha, masanisa çok benzer bizim şey. Bunu buraya alayım ki soğusun. Mermerin üstüne şöyle. Hı-hı. Sen şimdi bak. Tabii. Bak sunucuma bak lütfen. Tabii. Nasıl yapacak hamuru? Tabii. Canım sunucum benim. Hey. Şimdi ekran başını yeni açanlar gösterelim. Şu gofretleri, böyle bir gofretimiz vardı. Anlat Serpil. Sıcak suya ne yaptık? Kaynar suyun içine koyduk kardeş. Bir güzel haşladık. Bu böyle lap oldu. Doğal olarak eridi. Sonra sıcakken mis gibi unumuzu ekledik. Yoğuruyoruz. Mis gibi bir patişu hamuru olacak. Kaz patişunu deyip durma, içinde yumurta yok, bir şey yok. Ama işte Nermin, patişu hamuru gibi kaynar. O taynana pitaynana da diyebilirsin. Onun gibi olacak.
yoğuracağız onu. Şimdi biraz sonra şöyle duyuyla bir sıkacağız. Rahat çalışayım çıtır, bari ellerim yanacak çünkü. Kurban olsun seni. Vallahi güzel. İzleyici bizi dün ne merak etmiş. Nermin Hanım hastalandınız mı? Ne oldu? Dedim yok Allah'a şükür hastalık yok. Lütfen Gülşah Hanımcığım bana siz de şahitlik edin. Biraz sonra hamura bayılacak, elinden bırakası gelmeyecek, yoğuracak. İzleyin. Ben de öyle düşünüyorum diyor. Çok güzel olacağını düşünüyorum diyor. Vallahi hayır, inşallah bile... düşüncelerinizde buluşalım. Sunucum bayılacak, sunucum bayılacak o hamura bak. Var ya bu tatlı tutarsa olmazsa bence kaçırın. Bizden reçete isteyecek pastaneler. Bu tatlı tutarsa reçete isteyecek. Ben normalde hepsini evde deniyorum da. Hı. Serpil de deniyordu. Biz bu şeye bu çok hızlı oldu. Deneyemedik. Hemen yapmak istedik sizler için. Normalde bütün tarifleri bir deneriz önden. Bakarız yani. Biliyorsun değil mi? Denediğimizi. Denemiyor musun sen? Hayır. Ben deniyorum sana. Denedi burada önden yaptıkların da var. O şey diye. Bak. Ah, sen yağın altını aç kızsın. Misafir gelecekler miyim? Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Ben okudum. Ben okudum. Duamı ettim. Sen bir rahat bakalım gel. Bakalım nasıl olacak bu. Hı. Bu eldivenler bana büyük geldi. Şey mi peki sıcak mı şu anda hala? Sıcak. Hı. Kaynar ya. Suyun içine gofret attık Serpil. Hayır, yani bir geçmiştir manasında. Ha, birazcık çıktı. Kurtul ondan. Bir çindik yağ vereyim sana. Yok daha yağ verme bence. Gofret de pek tazeymiş. Çok güzel. Gerçekten efsane bir hamuru oldu şu an. Umut ediyorum ki başarıya ulaşacağız. Ama güzel olursa tebrik et. Öp beni oldu mu? Hı, tamam. Öpeceğim seni. İçinden de ben sana soracağım. Olmaz. Öpeceğim ben seni bekle. Bunu iyice yoğurmam lazım. Şu an bana neyi yoğuruyor Nermin diye soruyorsanız anlatıyorum efendim. Kaynar suyun içerisine gofreti aldım. Gofreti lapa haline getirdim. Suyla beraber çektirdim. Su yaklaşık şöyle... 2 su bardağı kadardı. 2 su bardağı, 2,5 su bardağı kadardı. Bildiğiniz pastanede uzun. Şey zincir marketlerde var gofretler, ya. Gofretler paket halinde satılıyor. Alabilirsiniz. Ondan sonra sadece un. Başka bir şey vermedim. Bir fiskecik de tuz koy. Sanki biz sevdin Nermin bırakasın yok. Yok Serpil elimden ayırmaya çalışıyor. Yalan. Allah'a sen. Bir ver bakayım. Bunu biz bu ufak biliyor musun? Duyma. Ucu ufak. Ben sana silindir yapar böyle şey. Ha, silindir yapalım bence de. Çünkü ona hiç girmeyelim. Sevdin mi oldu mu doğru söyle. Bence oldu. Oldu. Tamam. Olsa da oldu. Olmasa yani, Nermin, da oldu. Gözüne daha kaç bakıyorum. Saat yoğuracağız? Kim bu enerji? Merhabalar mı bilmiyorum kim ki. Kim bu enerji? Bilmiyorum ki. Ay çok güzel. Ay keyifler yerinde. Yalnız duydan geçirmeyelim mi diyorsun? Dedikodu da olunca kulak kaba gıybet veriyor böyle. Sese bak ama full burada. Evet duydan da geçirebiliriz aslında. Deneyeyim bir ama. Sen bir dene. Ucu ufak. Yok. Geçmez mi diyorsun? Geniş duyular oluyor ya böyle gülmül yaptığınız. Onlarla yapın. Şimdi bak. Bunu böyle yuvarladıktan sonra şöyle alıp güzelce döndürün. Birazcık esnetip şöyle ufak yapalım daha rahat kızartırız. Tamam, okay. Çok merak ettim. Şimdi bunun tadı, lezzeti bir başka. Çıtır çıtır bir güzelliği var bilginiz olsun. Biz bunu ilk... buradan geliyor bu. Deneyeyim mi bir tane? Ay. Ama onu döndürmeyiz. Tek yaparız gelirse. Ne diyorsun? Evet. Hamuru bildiğiniz gofretleri haşlayarak yaptık. Bak o dediğim gibi olsa, büyüğü olsa çok güzel olacak. Tabii. Ya böyle parça halinde atalım onları hiç döndürtmeyelim. Sana verdim onu. Bir bak ona istersen. Seviyor anam böyle şeylerle uğraşmayı seviyor. Neyse. Oldu gibi. Yağımızın durumuna istersen bir çindik. Kızım yuvarla. Vaktimiz yok anne. El eğitimini sonra yaparız. İş tekniği. Kız sonra yaparız onları. Tamam bıraktım.
Hadi gidiyorum. Şimdi ben tamamen buna konsantre oldum. Sessiz kalmam lazım. Serpil'in ve senin konuşmamasına alışık değilim diyor. Şu an bu tarifi alnımızın hakkıyla çıkmaya çalışıyoruz. Ya Nermin bir rahat olsan ben... Ama hamur oldu. Oldu. Denemesem sana şey der miyim Nermin, yap der miyim? Denemedin ben... dedin az önce. Şaka yaptım tabii ki, tatlım yani. Ben sunucumu patlatır mıyım? Bir söyle bana. Niye geçen gün pişmaniye yapacaktım? Olmadı. Onu da denedim. Biliyorsun onu, olmayınca kaldırıverdim diyorsun. Onu da denedim. Bence oldu artık bakalım. Bize ya. Bir şeyi eksik verdiler tarifte. Gofret tatlısı yapıyoruz efendim. Gofreti kaynar suyun içerisine attık. Yarım paket şeklinde koyduk. Büyük, büyük 2-2,5 su bardağı kadar. Evet. 2-2,5 su bardağı kadar sıcak suyun içerisinde gofreti lapa hale getirdim. Sonrasında efendim bir fiske tuz ve yeterince unla birlikte bir hamur yoğurdum. Esnek bir hamur yoğurdum ve sonrasında bunu kızartıyorum efendim şu an. Şöyle. Çok farklı. Ekranda hiç görmediğiniz. Artık gerçekten hani biz yemek programının bir tık dışında bir şeyler yapmak istiyoruz. Bunu da niye yapmak istiyoruz? Siz ekranda sıkılmayın diye farklı tariflere gidiyoruz. O yüzden ne diyorum efendim? Bizi takipte kalın. Hiç görmediğiniz lezzetler bizde. Evet. Hoppa. Evet. Şey aklıma getiriyor. Ne? Ha. Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl güzel kokuyor mahmur, muzlu şey. Çok güzel kokuyor. Üstüne de bal ve fıstıkla lezzetlendireceğiz. Şerbeti de yok. Hı. Ama hamuru zaten tatlı. Bakın şöyle yuvarlak açıyoruz. Kızarıyor. Kızarıyor mu? Bir tane ona kevgir alayım ben. Hı. Şey vereyim mi? Maşa maşa. Maşayla maşamı da olur, kevgirle de olur. Bir ve bayağı bereketli çıkıyor, bilginiz olsun. Hı. Bir de maşa. Oluyor oluyor. Hah, kızarıyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen dedik. Sen şey oku bakayım şimdi. Yolda kalmayız. Bilsiz. Şirvela, tosra, vitamin, bin hayır. Hadi. Tamam, bizim için bu kadar yeterli. Diğer tarife geçeceğiz Serpil'cim. Son yufkalı kaç pilav tane? Tabağımızda da çok şey kalmıyor değil mi? Birkaç tane daha yap. Tamam, son. Yufkalı pilava geçeyim. Tamam. Zaten onun her şeyi hazır biliyorsun. Bu tarifi düşünün, zor bir tarif. Çok kısa sürede yaptık yani. 15 dakika gibi bir sürede. Şimdi direkt yufkalı pilava geçeceğiz. Ay, aman çok, çok iyi oldu gerçekten. Hadi hadi beni öper misin, bekliyorum hadi. Yok, hadi. Yok daha dur. Bir mutlu sona bir erişeyim. Nar gibi kızarsın ama. Bir mutlu sona erişeyim, bir sen hele dur. Hele bir dur. Ay şuradan şuraya gitmem, çalışmam öpmezsen. Tamam gel. Bak tamam, finali de gör, finali de gör öyle. Finali tamam. De tabii öyle. Ben peşin satan gibi baştan alacaktım. Olacak inşallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ben korkuyorum. Olacak Allah'ın izniyle. Olmazları olduran Rabbim. Sen bu cuma yüzü hürmetine. Yüzümüzün burada, akıyla. Yüzümüzün akıyla çıkarmayı nasip eyle. Tabii. Bu duadır. Dua akımı sadece kullanmıyorum burada. Her şeyde kullanıyorum. Beni ekran başında izleyen izleyicilerim, hasta yatağında izleyen izleyicilerime Rabbimden acil şifalar, amin, dertlere devalar diliyorum. Herkese amin, bol rızık, bol bereket, amin, güzellik, bekarlara hayırlı bir eş, rejideki Gülşah Hanım'a ilk başta Allah'ın izniyle bu sene düğün yapalım artık. Kınayı getiren... Ne? Abi ben söylemem şarkı. Vallahi Gülşah bütün misafirlerimiz kaçar. Ağzını iyi dikilerime bak, nasıl güzel oldu. Yeter Serpiko. Tamam gidiyorum. Bunda çok oyalandık. Yeter, izleyicim şimdi sonu görecek. Bunları bir sonra özlemle oturur yaparız. Hiç tamam ama yok. Şey değil. Daha şerbet kullanmayacağız. İzleyicimiz bizde kalsın. Şerbetsiz ben olacak geliyorum. Bunun sunumu. Bak bunları nar gibi kızartmam gerekiyor. Evet bak, nar şöyle gibi. Gördünüz mü? Tulumba tatlısı gibi kızarsın. Birazcık daha kızaracak. Ben şimdi hamurumu alayım. Tamam, bu benim için yeterli zaten. Bana buraya getirebilirsin pilavın malzemelerini. Ay, ben çok başlayayım. Güzel. Çok güzel. Hemen geldim. Sonra temizleyelim. Hamur çok iyi olmuş gerçekten. Gofret zaten çok severim ben. Dediğim gibi babamın kızıyım. Ooo çok iyi. Bizim ocağımızda bir sağır olduk ya. Bir ocakta böyle bir performans düşüklüğü var gibi. Vallahi gideyim geleyim. Kızım canlı yayında yemek yiyor sunucu. Geldim. Gel. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey söyleyeyim mi?
Görsel yıkılsın. Efsane bir pilav tarifi geliyor. Ekranda kalmalısınız. Bu da yine çok iddialı bir tarif. Herkesin evinde pişmeyen bir tarif. Masanın baş köşesinde yerini alacak birazdan bir tarif. Da vallahi. Limonla alakalı iki tane harika bir lezzet hazırlayacağız. Dondurulmuş limonun faydalarından bahsedeceğiz. Çok önemli. Ekranda kalın. Yufkalı pilav. 300 gram kuzu kuşbaşı et. 2 adet kuru soğan. 3-4 yemek kaşığı tereyağı. 2 su bardağı basmati pirinci, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı safran, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, et suyu, tuz, karabiber, yufkası için ise 2 küp tereyağı, 2 adet de güzelce kızartılmış lavaş. Ben bunu pirincimin zemininde kullanacağım. Şimdi ilk etapta şeyle başlayayım ben. Neyle canım? Pilavı ile başlayayım. Soğanlarımı kavurayım. Evet, soğanımızı ve etimizi sen şöyle bir sotelerken. Güzelce. Bakın eti önden haşladım. Burada amaç piyazlık. Şey olarak doğramıyorsunuz. Yemeklik değil, piyazlık böyle. Safranlı. Safranı da gördüğünüz üzere ne yaptık? Sıcak suya koyduk. Safranı biliyorsunuz kilosu efsane. Pahalı, altın ayarında satılan bir güzellik. Biz bugün safranı acımamışız Serpil. Bol buldun safranı sanırım. Yani hakkını vereyim dedim Nermin. Vermişsin Serpil. Safranın bilmem ne kadarı biliyorsun, kaç gram altına tekabül ediyor. Kulakları çınlasın bizim. Başkonsolosumuz vardı. O da değişmiş, İran başkonsolosu. Görev yeri değişti değil mi? İşte bak insan oldu. Bugün var yarın yok. Bugün buradayız yarın o. Ne güzel Türkiye'yi görmek nasip oldu adama bak. Evet. Görüyor musun? Selam olsun buradan Cevat Bey'e. Nermin bir kurabiyeleri vardı. Aşık olmuştum biliyorsun. Gönderecekler inşallah. Alayım mı ne dersin? Bakayım bir. Şöyle getireyim. Bir göstereyim mi rengine? İşte tam olarak rengi bu. Evet alabiliriz şu an. Vallahi güzel oldu. Vallahi oldu, öpeceğim. Zaten çalışmam ki öpmezsen. Öpeceğim öpeceğim, tamam hak ettim. Balını falan da şey ettirelim mi? Vallahi güzel oldu bak. Of 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 of. Yağ da koyalım, tenceremiz yansın. Dur. Altını açmamışız çünkü. Geldim burada geldim. Bak 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 bak. Gerçekten sen fırçayla nesin bunları da annesi. Sen ben bunu atıyorum. Şunun üstüne de sadece böyle fırçayla. Balı üstüne gezdireceğiz. Onu Serpil gezdirsin, benim yağımı döksün. Ben pilavıma devam edeyim. Hemen geldim. Hemen. Şöyle soğanımı tenceremin içerisine alıyorum. Bu pilavın görseli çok iddialı. Gerçekten çok beğeneceğiniz bir görsel. Geldim. Buraya birkaç küp de senin tereyağın da olacak. Evet. Dikkat et eline. Orada güzelce nar gibi... Kızarsın kalan hamurlarımızla. Buraya da tereyağımı ekliyorum içerisine. Evet. Biraz sıvı yağ, biraz tereyağı. İlk etapta soğan ve etimi güzelce kavuracağım. Ne yaptık efendim? Gofretten bir hamur yaptık ilk etapta. Hamurun içerisine, gofretin içerisine birazcık su koyup kaynar suyla beraber gofretleri güzelce yumuşattık. Bir fiske tuz ve birazcık... Unla birlikte güzel böyle ele yapışmayan bir hamur yoğurduk. Sonra böyle parçalar koparıp böyle kandilsi miydi? Tuzlu tatlı hazırlar gibi yuvarladık hamuru ve şekillendirdik. Bol yağda kızartmak için tenceremizin içerisine aldık. Şimdi efendim ikinci tarifimiz güzel bir pilav olacak. Safranlı pilav. Onun için de tereyağı ve sıvı yağı içerisine aldık. Şöyle göstereyim. Soğanımızı burada karamelize edeceğim. Bir tık öldüreceğim. Önden pişirmiş olduğumuz kuzu etimiz var. Onu ne yapacağım? Tabii ki soğanımın üzerine ekleyeceğim. Mis gibi. Sadece bir harmanlayacağım. Safran kullanacağım. Diyorsunuz ki yufkalar nerede devreye girecek? Birazdan yufkalar devreye girecek. Efsane bir sunum olacak. Az sonra sizlerle efendim ekranda kalmalısınız. Hediyelerimizde neler var? Bugün iki kişiye harika takım hediye ediyoruz. Bir tanesi pul payeti efendim. Bir tanesi günlük hayatta kullanabileceğiniz şık takımlar. Firmalarımdan rica ettim. 38-40 bedene tekabül ediyor. 38-40 beden olanlar katılabilir. Yine burada efendim bir haftalık çeyiz paketi oluşturduk. Kıymetli firmamı takip edene tencere seti, yemek takımı, çaydanlık, çatal, kaşık, bıçak seti,
ve çırpma, rende yapma kaplarından hediye ediyoruz efendim. Çok yani iyi. Biz bugün hediyelere doymadık vallahi. Doymadık. Var veriyoruz vallahi. Allah'ınıza bir şükür. Elhamdülillah. Heh. Allah gördüğümüzden geri koymasın. Amin. Burada da efendim. Ne doğru bir kelime biliyor musun? Yani ben korkarım kesinlikle ondan. Allah gördüğümüzden geri koymasın. Vallahi. Nasıl güzel bir dua. Şöyle yuvarlak. Ben onu arabasızlıkta yaşadım iki gün Allah'ım dedim. Onu pilav tenceresinin dibine mi koyarız? Tavada mı şey yapar, ne yaparız? Pilavı pişirmişiz biz aslında. Bu tabii pişmeden önce koyuluyordu. Ama zaten onu şey yapıyordum ya birazcık. Hı hı. Bir tane daha ufaltayım mı? Böyle iyi mi? Bence ufaltayım mı? Ufalt. Daha hoş olacak sanki. İstersen onu da kavur. Bunda pilavı birleştirelim. Öyle yapalım. Tabii canım. Tencere mi yok Nermin? Allah'a tencerenin sen zeminine koyacağım o zaman. Şöyle de altını açalım, yağımızı koyalım. Şöyle bakın. Buraya da ya bir parça tereyağımız var. Aynen öyle, çok güzel oldu valla. Var ya şunun tadını merak ediyorum. Ona bakacağım sizler için. Hadi hadi bak sen birazdan. Şuradan bir tanesine bak bak. Bunları alacağım çünkü. Şu pilavımızı bitirelim sunum sonuna kadar. Sonra çünkü iki tane daha çok pratik ve lezzetli tarifimiz var. Birazdan limon yapacağım size. Buzluk limonu nasıl, ne işe yarıyor, nasıl yapılıyor? Allah. Kokuyor efendim. Vallahi kokuyor. Mutfakta lezzetin sinyalleri başladı çalmaya. Ben şimdi otlarımızı doğrayayım iri iri. Olur. Şunları pilavın içerisine süzdür. Tencerede buluşturuyor. Atsak mı acaba? Şeyleri almayalım. Yani alalım. Biraz şeyleri alırız yani. Var ya şu ne kadar pahalı dediler, altın gibi. İşte onların da altını. Bildiğin altın gibi dediler. Tabii. Şimdi çok yansın istemiyorum. Hı hı. Tamam. Zaten dibinde böyle bırakacağımız bak için değil görüyor mi? Görüyor musunuz? Of 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 of. Şöyle. Zemine şöyle yufkalarımı koyuyorum. Bunu ters de çevirebiliriz aslında. Ters de biliyor musun? Yufkalar zeminde böyle hoş gözükebilir. Sen bilirsin. Sen öyle riskleri almayı seversin. Aa öyle yapalım bence. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Baş yaptı. Baksana. Böyle bunlar zeminde. Ters çevireceğiz. Ben bilmem. Ben olsam korkarım mesela. Tamam. Bu kadar yetti yufka. Kenarlarında da kullanırız. Şimdi otlarımız hazır. Pirinci koyalım mı? Şeylerimiz üstteydi Nermin'cim. Ha otları pardon. Etlerimiz ve otlarımız. Hı. Şöyle daha etleri üstte de burada birazcık soğanla. Aman kıs 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 kıs. Tam oldu. Be. Aktüel sen sadece bakıyorsun ha. İnsan der ki yanıyor. Yandım. Elim yandı. Başa sıcakmış. Hemen sıcakken bunun balını da gezdirelim. Tamam şu şeyi pilavı artık bitirelim. Evet geldim. Tatlı hemen bizi çok oyaladı. Ay. Aslında 2-3 malzemeyle. Gezir gezir Nermin'e ilk attıklarımıza ki sıcak sıcak. Şöyle çünkü içinde muzlu gofret var. Oho çok güzel oldu. Ben şimdi şunu alıp buraya gidiyorum Nermin. Gel canım. Şöyle gezdirdik. Gel yavrum gel. Finalini yaptık. Hüseyin hocam. Ne oldu? Olmaz şimdi diyordunuz. Lütfen şimdi bir yiyorsun bir de bana söyleyip sararıp birazdan atıyorsun. Birazdan soğusun. Vallahi görüntü bence iyi gözüküyor. Azıcık bu işi biliyorsam. Hüseyin hoca azıcık olmaz şefliğim varsa tadına bakmak lazım diyor. Azıcık ay, sürekli azıcık şefliğim varsa hocam. Takdir edin. Bu çok takdir lezzetli. Takdir etsinler Nermin. Olmazdı en baştan oldu. Evet. Şimdi tadı diyor. Şimdi efendim buraya soğanlarımızın üstüne yeşilliklerimizi. Ekelim kapatacağız zaten. Böyle ekliyorum. Siz soğanı biraz daha böyle karamelize edin. Birazcık bizim daha karamelize bak edin. Burada bakın yufkalarımız da güzelce şimdi pişiyor. Şu an soğan tam istediğim gibi oldu. Ben bir şey söyleyeyim bunu ben ters çeviririm. Tamam. Çok da güzel çevireceksen olur. Burası okey öldürmüyorum. Bitti. Öldürme. Geliyoruz bunu oraya. Koyalım ver bakalım. Onu da hemen toparlayalım. Evet şöyle zemine düz bir zemin oluşturalım. Pilavı çok koymayacağım. Pilav biraz gözüme fazla geldi. Şey değil ama Nermin. 2 su bardağı. Ya bizim hep aynı ölçüde basmati olunca biraz şey oldu ama. Şöyle zemine bakın. Etlerimi
yeşilliklerimle birlikte rengini soldurmadan aldım. Sadece bir döndürdüm efendim. Evet, yeşilliklerini ekledikten sonra soğanı bir tık daha karamelize edin vaktiniz varsa. Gerçekten çok yakışıyor çünkü karamelize. Şöyle süpüreyim kaşığıma. Yaydın mı? Oh, elin emeğine sağlık. Nasıl güzel Senin oldu. De ellerine sağlık. Bunu burada mı ıslatalım Nermin? Burada ıslatalım değil mi? Yufkalarımıza gitmesin. Yok. Orada yapalım. Heh, ama onu bence bir cam kasenin içerisine alalım. Şey mi? Kasede. Burada karıştırmak zor olacak. Pilavımızı aynen. Değil mi? Gel. Şöyle bakın. Ay, çok affedersin. Estağfurullah. Şöyle bakın. Hı. Gel. Hepsini gel birden kuşum. Koymak istemiyorum. Şöyle yarısını bir dökelim. Önceden haşlanmış basmati pirinci efendim. Normal pirinç değil. Sporcuların kullandığı efsane bir pirinçtir. Şöyle ikiye bölüyorum ki rahatlıkla karıştırayım. Şöyle geldim. Daha aldım. Kontrol bizde olsun diyorsun. Hı. Evet. Al canım. Hemen burada süzüver. Şimdi bunu burada. İkisini bence burada süz. Hı. Şöyle yapayım. Heh, öbüründe. Bakın bunlar biliyorsunuz içinde parçacıkları olan karışımlar. Bence bir süzün. Çok da ağzınıza gelmesin ama bir yerde şunu vereyim. Güzel oluyor. Şöyle yapabiliriz. Birkaç tane atabiliriz içine renk vermesi için. Az da olsa. İran pilavında da bu oluyordu çünkü. Bakın şöyle burada haşlanmış pirincimizi de buluşturduk. Mis. Sapsarı bir pilav oluyor şu an. Hem safran hem zerdeçal var içinde. Aslında bu İranların damak zevkine çok uygun bir pilav oldu. Onlar çok seviyor bu tarz pilavı. Ama bize de uzak değil bence. Hiç değil. Biz de safranı seviyoruz. Ve burada efendim bak. En son şöyle gördüğünüz üzere. Allah'ım sana geliyoruz. Allah. Bir şey söyleyeyim mi? Tam geldi. Ona gerek yok artık. Ben birazcık da beyaz koysa mıydık acaba üstüne? Renk olsun İstiyorsan diye. İstiyorsan ince bir zemin oluşturabiliriz. Ha? Çok güzel çünkü. İki kat. Çünkü ters çevirip servis edeceğim ya. Yorulduk olun değil mi? Yok. Cam biraz ağır. Evet. Valla. Bakın. Of. Limonları da bir yandan getirsene Serpil. En azından onlardan bahsedelim. Giriyoruz çünkü. Ha gidiyor muyuz? Oldu. Hı-hı. Oldu. Bakın. İki renk yaptık. Birazını. Ha bu değil. Sonunda birazını. Beyaz kısmını. Ay çok güzel oldu. Gidiyorum limonları. Limonlar. Evet limonları getirsen hele ben onlardan neler yapacağım bir anlatayım izleyicime. Dönüşte. Bak gördünüz mü? Zaten haşlanmış ama ben birazcık da buraya tavuk veya et suyundan koymanızı istiyorum. Bizim etlerimiz var. Donmuş mu? Yine onları dolaba atalım. Birazdan şimdi de izleyicime anlatacağım. Evet şey olsun bence biraz. Çok minik ama yani biz çünkü haşladık bunu yayında şey olmasın diye. Biliyorsun çektikçe çekiyor. Ha altında yufkamız da var. Şimdi İstirahat koyduk etsin. Ve bu şekilde bırakıyoruz. Zeminde yufka hemen üstünde soğanlı çok güzel lezzetli bir karışım. Otlu bir karışım üstünde safranlı bir pilav. Onun üstüne de beyaz pilavımızı koyduk ve buzluktan aldık limonları geldik. Bunlarla ne yapacağız efendim? Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren binbir derde deva. Gerçekten o kadar çok şey var ki bunlar hakkında konuşulan. Birlikte yorumlayacağız. Reklam dönüşünde ben hepsini tek tek anlatacağım Serpil. Hadi bakalım. Bunların dilimlenmiş olanları da var. Rende olanları da var. Heh. Ha öpeyim doğru. Tatlıyı yorumunu yapacağım. Ondan sonra ilk şifremiz efendim limon. Ha? İlk şifremiz limon. Çok kısa bir araya gidiyoruz efendim. Çok kısa bir aradan sonra Nermin'in Enfes Mutfağı'nda neler oluyor efendim? Sunumlara bakacağız, tatlının tadına bakacağız. Bir ayrılmayın efendim, geliyoruz. Evet efendim, limon deyince akan sular duruyor. En sevdiğim, en sevdiğim diyebilirim. Ekşiye hayranım ya. Nar ekşisi, limon böyle sodanın içinde her yerde olacak. Çünkü sağlık, bir de bir şey söyleyeyim mi bak. Önce de limon ısırıyorum. Sizin gözünüzde de ben kolay kolay hasta olmuyorum. Maşallah 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 41 kere Allah maşallah bak. Maşallah Allah. Maşallah. Hiç yani geçen sene biliyorsunuz 2 gün hastanede yattım ama o vertigoydu. Grip mırip maşallah. Bir de biraz sesim kısılmıştı geçen tahtalara. Sene. Tahtalara. Evet geri döner tahta değil taş diyorlar. Ya. Tahtadan geri dönermiş. Taşa çarpan geri gelir ayol. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Neyse bir ortada kuyu var neyse ikisine de vurduk. Tövbe estağfurullah. Maşallah subhanallah. Dondurulmuş limon deyince ne oluyor? Dolaptan getirelim dondurulmuşları. Oldu. Neden dondurulmuş limon? Çünkü kabuğuyla birlikte kullandığımız için
çok daha vitaminli ve çok daha aktivisini arttırıyor. Serpil bak. Bunlar da dolaptan çıkan. Bunlar normal. Bak, şimdi bak onlara geleceğim. Şimdi önce bunları koyuyorum. Bir tane bir büyüğün varsa. Üçünü birden koyacaksan şunu verin. Buzluğa attıklarıma da aynı işlemi yaptım. Evet. Buzluğa attıklarıma da aynı işlemi yaptım. Burada bakın karbonat. Çünkü bunları güzelce temizlememiz gerekiyor. Neden? Kabuğuyla yiyeceğiz. Burada öpmüşüm ya. Rujum çıkmış. Bir şey olmaz. Üstüne suyu koyuyorum. Bunun birazcık daha böyle geçene kadar su yapalım. Bu burada beklerken ben buzluktakilere geçeceğim. Bunu herkes yapsın. Limon kabuğunu çöpe atanlar çok pişman olacaksınız. Çünkü bütün vitamini kabuğunda ve birazdan size faydalarını saymaya başlayacağım. Ay o zaten limonatayı da kabuğuyla yaparız ya. Ben de alayım aynen tamam. Aşkım. Şimdi bunları birazdan hazırlayacağım, kabuğuyla kullanacağım. Karbonat ve suyun içerisine Serpil yatırdı. Bunlar burada güzelce temizlenirken ben elim dondu. Buzluktan aldığım şunu mu vereyim limonları sana? Alıyorum. Yo büyük olsun daha rahat olur. Ay, al şöyle. En önemli, en büyük faydası kanser hücrelerini öldürüyor. Evet. Ay tövbe evlerden bırak. Ve son zamanlarda en çok duyduğumuz hastalık ne? Kanser. Evlerden bırak. O yüzden bu kanser hücrelerini tamamen ortadan kaldırmak isteyenler bu bile yeterken birçok faydası var. Kanser hücrelerini direkt öldürüyor. Peki bu rendelediğiniz limonu ne yapacağız? Sesiniz gelmiyor. Bak. Yemeklerinizde, salatalarda, bitki çaylarında, sabah kahvaltısındaki çaylarınızda. Bakın buzladık, yani buzda güzelce beklettikten sonra çok rahat rendeleniyor. Evet, bir de bana bir poşet ayarlarsan buzdolabı poşeti Serpil. Nasıl saklayacaklarını gösterelim. Yüksek tansiyona iyi geliyor. Enfeksiyon ve bakterilere birebir. Parazitlere. Şöyle. Neyleri? Neyleri? Ha, özellikle bu göğüs kısmında fibrokistlikler oluyor ya, ya. Onları da küçültmeye yarıyor. Bende de olmuştu. Hakikaten mi? Tabii tabii fibrokistler diyorlar. İyi huylu. Limon gerçekten çok büyük bir nimet bu konuda. Bunu güzelce rendeledikten sonra zaten limonun içini kullanıyoruz ya. Çok büyük hata aslında dışında. Bütün her şey dışında. Eğer limonu böyle bütün kabuğuyla yiyemiyorsanız bizim mesela Duygu kabuğuyla yer. Kabuğuyla yiyemiyorsanız böyle rendeleyip en etkili kanser, kist, ödem, tansiyon, enfeksiyon. Zaten C vitamini olarak çok etkili ama içindeki kabuğunda bütün C vitamini. Vallahi kış aylarında kullanın arkadaş. Sarımsak, limon hiç eksik etmeyin. Bunu bu şekilde rendeledik. Bak keklerinizde kullanın, çaylarınızda kullanın. Ve kabuğunu lütfen ziyan etmeyin. Şimdi bunu rendeledik. Bunu rahat rahat siz evde iyice rendeleyin. Faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz limonu rendeledikten sonra bir küçük buzdolabı poşetine veya bir küçük kavanozun içerisine serp. Bırakıyorsun. Salata sosu yapıyorsun ya at içine bir tatlı kaşığı. Aa, salata sosu mantıklı. Çorbanın içerisine mercimek içiyorsun. At bir lokma. Ben şimdi tavuk şat yapıyorum. At bir lokma. Kış için böyle bağışıklık için onun içine koy. De. Her şeye koy. Her şeye. Bunları en azından sıfır atık. Ay salata sosuna çok güzel olur bu kabuk. Sodanımın içine mesela. Getir bak bir soda. Getir bak hemen ben koyalım. Ben hafta içiyordum da. bana bir çay bardağına koyuver göstereyim izleyicime. Şimdi bakın buzlu şey söyleme sayıp limonlu sakladım. Tamam bitiremedim buzlu limonu de. Şey yap. Ha bana yeter o. Tamam bölüştüm şöyle, seninle. Aynen sağ ol hayatım. Buzlu limonu bak soda içtin ya bak at. Bak bunu ne yaptık ama önce buzluğa kaldırmadan önce karbonatlı suda beklettik. Bak bunun aroması bambaşka bir şey bak. Çok seviyorum ben. Biliyorum senin limon sevdiğini. Ekşi sevdiğini. Pilavına nar ekşi sıkacak yani o kadar. Çok seviyorum. Ay. Şimdi sıra geldi karbonatlı suda beklettiğimizi. Şimdi bunları da yıkadık. Yine aynı hata yapıyoruz. Kabuklarını soyuyoruz, atıyoruz çöpe değil mi? Hayır, hayır.
Atmayacağız, kabukları atmayacağız. Bütün vitamin kabuğunda. Bir tahta. Hı. Bir de bunları bir durulayalım. Şimdi bu senin. Hı. Ver onları, ben bir durulayım, evet, geleyim. Bir durulayacağız. Bak, karbonatlı suyumuzun içerisinde beklettik. Buzluğa attığımızı da aynı yaptık. Dikkatinizi çekerim. Karbonatlı suda güzelce yıkayıp buzluğa kaldırdık. Öyle direkt buzluğa atmayın. Çünkü neticede bunların narenci uzun ömürlü olsun diye. Bunlar da aynı şekilde bak. Dilim sevenler. Ne yapıyoruz biliyor musunuz bak. Terpil'den bir buzdolabı poşeti istiyorum yine. Hemen geldim. Kilit poşetimiz varsa çok iyi olur. No. Rendelenmiş sevmeyenler. Salatalarda, dolmalarda, çeşit çeşit. Hangisini istiyorsan. Şimdi Serpil, o poşete diziyorsun bunları. Ama nasıl biliyor musun? Elma dilimi gibi böyle hani kek kalıbına koyuyoruz ya patates ya da yaparken. Üst üste gelecek şekilde. Ne anlamasına şöyle. Böyle bunları diziyorsun Serpil. Hiç açma, ben onları şey yapayım. Böyle. Bütün göndereyim. Onları böyle ne anlamasına yatırarak. Şöyle aldım. Ama yatıracağız hepsine. Kaydıracağız. Öyle yapacağım. Hanımlar, bütün limonu değerlendiriyoruz. Kabuklarımızı artık çöpe atmıyoruz. Dondurmayı unutmuyorsunuz çünkü dondurulmuş limonun faydası çok farklıymış. Vitaminleri olduğu gibi içinde kalıyor. Enfeksiyon dedik, kis dedik, bağışıklık sistemini yükseltecek bakteri dedik. Vücudumuzdaki parazitler, kanser hücreleri, en önemlisi kanser hücrelerine birebir iyi gelmesi. Bu şekilde bak. Bunu istediğin kadar dolaptan alabiliyorsun. Bu şekilde üst üste getirdiğinde. Bunları biz buzluğa atalım. Bak, yemeklerimizde kullanacağız Serpil. Bundan sonra limon kabuklarımızı asla ama asla çöpe atmıyoruz. Hmm. Burada bunu hazırladık. Bunu özlem dolaba koyuyoruz. Limon kabuğu rendesi falan gerekiyorsa, limonata yapacaksa buradan yapacağız. Keklerde falan. Bakın Serpil'in yaptığı gibi. Bunu da böyle yap. Yok, fark etme sen de. Şöyle uzunlamasına koyalım bunu da. Bakar mısınız? Şimdi bunu böyle kapat Serpil'im. Bunu pazartesi göstereceğim. Tek tek çıkarmayın ne kadar rahat olduğunu. Bunu da alıyorum ve gidiyorum. Aynen, bunu böyle götürüyoruz dolaba. Buzluğa. Peki, aldım ve gidiyorum. Limon. Özellikle buzlu limon. Kabuğunu rendelediğinizde salata soslarında, yemeklerde, keklerde, tatlılarda her yerde kullanıyorsunuz. Sodalarınızın içerisine atıyorsunuz. Efsane bir güzellik ve kabuğun bütün vitaminini alıyorsunuz. Dilimlediğinizde efendim yine salatalarda, sarmalarda, dolmalarda üstüne ekşi olarak koyabileceğiniz her türlü sunum olarak kullanabileceğiniz her şeyde kullanabiliyorsunuz dilimini de. Bence bu nimetten mahrum kalmayın. Kabuklarımızı da ziyan etmeyelim, çöpe atmayalım. Bu gerçekten program olarak biz hep değerlendirme taraftarıyız ama en önemlisi ne efendim, son dönemlerde kanser 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 diyoruz. Kanser hücrelerini gerçekten birebir yok etmeye iyi gelen doğal efendim limonumuz. Daha ne olsun değil mi Serpil? Limon deyip geçme. Yo, temizlikte bence de kullanıyoruz, turşu da kullanıyoruz, salata da kullanıyoruz. Rabbim o kadar sınırsız sayıda bize nimet vermiş ki. Gerçekten bazen çok nankör davranabiliyoruz insanoğlu olarak. Rabbim inşallah bu farkındalığımızı fark etmemizi nasip eylesin. Şimdi efendim, normal ciğerin maliyeti bir tık daha pahalıyken tavuk ciğeri daha çok her evde pişirebileceğimizi biliyoruz. Benim annem de çok yapardı. Nafiye teyzem daha çok yapardı tavuk ciğeri. Oradan biliyorum. Şu bugünkü tarif yine yabancı bir tarif. Ama belki tavuk ciğerini böyle yemediniz. Gerçekten söylüyorum. Çok iddialı, çok güzel bir tarif. Birazdan pilavı da ters çevireceğim. Onun da sunumu kesinlikle ekranda kalınması gereken bir sunum. Hemen ben malzeme listesini hızlıca sayıyorum efendim. 400 gram tavuk ciğerimiz var. 3 adet soğan, 3 yemek kaşığı un, tuz, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, tuz, kimyon, pul biber, karabiber, 1 adet limon suyu, üzeri için ise 1 çorba kaşığı kekik yağ koyalım mı hemen? Yarım demet maydanozu, yağımız güzelce kısın. Ben burada efendim ciğerimi biraz baharatlandıracağım ve unlayacağım sadece. Sonrasında tek tek Serpil tavada kızartacağız. Ben şey mi yapayım, soğan nasıl yapayım, piyaz mı? Piyaz yap aşkım. Heh, sen. Okay. Tamam, soğanımızı piyaz yapalım. Bu tarif dediğim gibi
ekranları gerçekten şenlendirecek. Şimdi çocuklar da 15 gün evde ya. Anneler ne pişirsin ne pişirsin, kurban olayım ya. Vallahi bütün dert annelerde ya. Tabii canım, adını koyana kadar gerçekten kabus ha. Koyarız ondan sonra rahat. Vallahi bak, köri var, karabiber var, pul biber var, tuz var. Şimdi bunu böyle ciğerimin üzerine serpiştiriyorum. Bayılırım bu arada, biliyor musun? Ben de, ben de hepsini. Baharat çok yakışıyor ciğere. Sonrasında efendim bakın şöyle bir harmanlıyorum. Bir de bunu ben çok kolay bir şekilde sizlere unlamayı göstereceğim. Bu da bir püf noktasıdır. Bakın. Ciğerimi baharatladıktan sonra tavuk ciğerini yıkamanız gerekiyor. Biraz yıkayıp süzdürebilirsiniz. Biz öyle yaptık onu. Aynen güzel. Öyle. Koydum baharatladığım. Bak. Bak. Güzelce her yerinin eşit bir şekilde unlanmasını istiyorsan şöyle bir kevginin üzerinde çok fazla un yememesi için bakın şöyle bir unluyoruz. Hatta böyle içine atayım. Sonra tekrardan kevgirimi alırım. Baharatlar da içinde. Sonra bunun içerisine alıyorum. Evet, şu an hazır. Hoppa. Burada ondan sonra önce ciğerimi kızartacağım, ciğerimi alacağım. Ciğerimin sosunun içerisine soğanla koyacağız Serpil'im. Şöyle bak. Bak, görüyor musun? Sadece ay, baharatlar, un ve ciğer. Tavuk ciğeri. Bir öbür ciğerde de yapabilirsiniz. Hani illa tavuk ciğeri mi diye soracak olursanız hayır. Diğer ciğerde de yapabilirsiniz efendim. Burada size kalmış bu kısım. Aman aman aman, ne güzel sıçrıyorsun sen, bir dur. Halil Hoca çekil, bak sana da gelecek. Bol soğanlı muanlı, bayılırım ben şimdi buna. Nerede? Ben de çok seviyorum, biliyor musun? Mis. Sıçradı hemen. Hemen of, sıçradı. Of. Hemen kızıyor. Şimdi ciğeri birazcık orada kavuracağız. Soğanı. Sonra ciğerin tavasında lezzetlendirecek. Çok enteresan ya. O kadar güzel bir tarif ki. Da sinirli. Evet. Elimde. Ki ver bunu kafana. Yok. İçmeyeceğim aşkım. Ağzımda kalıyor limon sonra. Evet. Hı-hı. Şu an efendim. Bir çevirebilirsek ciğeri. Çorbaya girelim mi? Hey oğlum, ne oluyor? Çok şu an aşamalı. Biraz şey yıkadık diye böyle sinirleniyor ama olsun. Şöyle. Yok annem sen hiç sinirleme, ben seni biraz birazdan. Soğanları ayrı bir tavada şey, onları bir alalım mı hemen? Ya da yok, ayrı yapmayalım çünkü bunun sosunu kullanacağım. Tamam, ben çorbaya getireyim mi? 7 dakikamız var. Ha doğru. Yetişir miyiz sence? Ay bilemem. Bence çok iyi bilirim. Evet, çünkü tabii. Bu arada ben sana şu pilavı çevireyim, kap getireyim de sen Sen onu getir bunlar, evet, şey olana kadar. Bence çorbayı başka bir güne bırakalım çünkü çok güzel oldu. O limon püf noktasını da anlattık. Limon çok önemli çünkü kabuklarını hep çöpe atıyoruz ya. En faydalı kısmı çöpe gidiyor. Gelme. Gelme annem, bana gelme. Allah'ım Beti mesleğin. Beti hadi bakalım çi. Yandım acaba. Annem dibi. Yandım acaba diyor bir de. Ben onu biraz unuttum reklam arasında, dibini. Serpil, bence ciğeri alabiliriz artık. Soğanları biraz şey yapalım. Sen buraya gel, ben bu tarafa gideyim. Dur. Aynen. Dur canım, içi gel. Ay nasıl koktu bu, safrana bayılıyorum. Bu basmati pirincinin herkes hani kokusunu sevmez ama ben kokusunu çok seviyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esir ve lat olsun. Allah'ım Allah'ım. Şunlar daha devam edecek birlikte. Bence onu alsan ocaktan kenara. Heh, yormasın seni. Daha pişirmedik. İzleyicilerimiz şey demesinler. Pişmedi çok o. Çok güzel oldu. Tekrar pişecekler. Alacağım. Ben hemen soğanımı koyayım. Yufkalarımız yapışmış Serpil. Yalan. Ama aa, ben çıkarım şimdi tavada, sen gök. Yok yok, geliyor. Şöyle. Oo çok güzel.
Evet. Şöyle çapraz şekilde gidelim. Aralarda gözüksün. Şöyle. Sen bu pilavı yemede yanında yat. Gerçekten yemede yanında yat. Misler gibi ana yemek. Yemede yanında yat. Aslında bunu piramit şeklinde de yapabiliyorsunuz. Sunum aslında tamamen... Biz böyle ters çevirmeyi tercih ettik. Piramit şeklindeki görüntüsü de çok güzel. Sunumun evet size kalmış. Sizin sunum tabağınızla. Sizin evdeki alternatifinizle. Ay bence çok güzel oldu. Kenarından bahsedelim bir tadına tuzuna. Evet. Şöyle. Baksanıza ya. Of 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 of. Deneyeceklere afiyet bal olsun efendim. Bugün var ya gerçekten teşekkür ediyorum reji. İstemeden verdin. İstemeden bir alkış verdi bana reji. Hayret. Şöyle. Nermin şu ayağında da bir parçacık pirinç var gördüm de. Oo oraya düşmüş. Soğan. Evet efendim. Şöyle. Ben soğanımı doğrayayım. Şu an. Ne yapıyoruz? Piyazlık doğradığımız. Elim yapıştı. Niye? Çok sıcak. Bak biraz sıcak evet. Yapıştı. Aman aman aman. Kremimiz var mı dolapta? Dur Nermin bir dakika. Oo, bizim o el kremimiz vardı. Şey yaptık ya. Evet evet yanık kremi soruyor. Yalnız o tavamız bizim bir daha kullanmayalım biz o tavayı ya. Ya aslında öyle de olmaz. Şuradan sen tuttum ya. Çok mu ileri? Ay evet o ileri söylemiş. Burası öyle değil de. Su toplayacak. Tamam getiriyor bizim kremi. O krem iyi geliyor. Kız biraz koş. Kop kop. Şimdi onun soğanı iyice kavurduktan sonra ben tavanın bu kadar... Oo hayret ettim çok ısınmış. Sen biraz ileri gitmiş elin ondan bence öyle oldu. Salçalarımızı koyuyoruz. Şuraya tuttum ya. Yoksa şura iyi yani. Kadın sunucuyu da yaktık ya iyi mi? Kop 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 kop. Özlem gelene kadar Nermin. Yandı gülüm keten elba. Kadın eli su topladı. Arama Özlem, arama geldi tamam. Bacım. Biraz az. Geldi gel sürüyorlar. Evet ama sana koş diye ne kadar? O başka krem diyor. Evet efendim. Salçamızı koyduk. Salçayla soğanı güzelce karamelize ediyoruz. Burada lezzetlendireceğiz efendim. Üzerine bir miktar kekiğini koyuyoruz. Tuzunu ilave ediyoruz efendim. Mesela burada şimdi ben çok seviyorum ya limonu. Limonla birlikte servis edeceğim. Ama nacizane size tavsiyem o buzluktaki limonlarınızı çıkartıp direkt servis edebilirsiniz buzluktaki limonunuzla. Gayet de güzel olur değil mi? Şimdi ciğeri içine koyalım. Suyumu yok suyumu alayım ondan sonra. Birazcık suyla öldürelim. Biraz salçam çözülsün. Ver elini ver. Aşladın tutma kendini. Yanarsın. Burada değil de. Aa, çok enteresan evet. Çok ısınmış. Evet şöyle güzelce salçamızı açıyoruz efendim. Bir miktar suyla. Bir miktar da suyunu çektiriyoruz efendim. Bu ciğerin sunumu ve görseli çok güzel. Maydanozu da bir doğrayalım mı Serpil? Evet sen ciğerini istersen bunu ekle. Aynen onu ekleyeceğim şimdi ciğerini. Ay çok güzel oldu gerçekten. Tutma tutma. Ya bütün sapı ısınmış. Sanki bunu hiç kullanmıyor muyuz biz bu hayır tavayı? Hayır canım kullanmaz olur mu? Sür şununla tut. Bu kadar sıcak. Yalnız ben nasıl tutma? Allah Allah. Evet efendim. Bunun üstüne de ciğerin bir tık daha pişmesini istiyorum. Bu şekilde ciğeri veriyorum. Burada kendi o ısısıyla yaklaşık bir 5-10 dakika daha ciğerimizi bakın biraz daha kırmızı. Ay çünkü sadece yağda kavurduk. Unlayıp böyle çıtır bir ciğer olsun istedik. Tavuk ciğeriyle yaptık ama siz normal dana ciğeriyle de yapabilirsiniz. Bu kesime göre istersen ufaltabiliyorsun tavuk ciğerinin boyutunu. Biz biraz iri yaptık. Tabii tabii ama şey pişince küçülmesin gayet hoş oldu. Aynen böyle büyük bol soğanlı baharatıyla buluştu. Nefis bir çılcık o. Evet. Yufka ekmeğimiz var mı bizim? Mesela bunun içine birazcık şey de koyabilirsiniz. Ne canım? Limon kabuğu rendesi. Olur tabii niye olmasın? Vallahi çok böyle maaş seviyorsanız güzel olur. Şimdi bunun altını kapatıyoruz böyle kısıkta. Burada bir 10 dakika kadar pişiriyoruz efendim.
Ve tabii ki sonrasında servis hazırlıyoruz. Bugün valla çok güzel lezzetler yaptık. Özellikle safranlı pilavımız efsane oldu. Tatlıdan hele o kadar korktum ama biliyor musunuz? Yani hakkını yemeyeyim, reklam arasında yedim. Yani o çıtırtıyı anlatamam size. Çorbayı pazartesiye bıraktık, iyi oldu bak. Bak, şunu duymanızı istiyorum bak. Nasıl? Gofret. Bildiğin gofret yiyorum sanki. Efsane. Ben beğeneceğini biliyordum. Evet, ciğerimiz pişerken geldim kıyafetlere efendim. Belki bugün açıklayacağım yayın sonunda. Beyaz TV veya Nermin Nefes Mutfağı'na efendim biliyorsunuz bir kişiye şu güzel spor takımımızı, bir kişiye efendim full payet çok almış. Özellikle düğünümüz var diyenler çok fazla olmuş. Siz kıymetli firmamı takip edin efendim. Nermin Nefes Mutfağı ailesi olarak bizler size hediyelerle buluşturacağız. Pazartesi günü çeyiz paketimi açıklayacağım. Pazartesiye kadar yorum yapın. Sadece son gönderinin altına bolca yorum yapın. Arkadaşlarınızı etiketleyin. Ben bu güzellikleri bir toparlayayım efendim. Hemen geliyorum, hiçbir yere ayrılmayın. Evet efendim, muhteşem bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Nermin Nefes Mutfağı ailesi olarak gerçekten sizlerle her gün bu heyecanı, coşkuyu yaşamaktan inanılmaz mutluyuz. Elimiz yanacak efendim, düşeceğiz ama kalkacağız, yapacak bir şey yok. Hayatın aslında bu güzel tarafları. Rabbim size böyle sınıyorsa ufak ufak şeylerle, bilin ki siz çok şanslısınız. Yoksa ağrısız aşım, dertsiz başım diye bir hayat yok. Herkesin bazı sıkıntıları oluyor evre evre. Hiç ben bunlara takılmıyorum biliyor musunuz efendim? Bunlar geçer. Önemli olan kalp yanıklığı olmasın, kalp kırıklığı olmasın, hakka girmeyelim, hukuka girmeyelim. Vallahi bak, bunları yaptıktan sonra değil mi Serpil? Gerisi bir geçiyor. Geliyor. Serpil bugün yine çok lezzetli bir gofret tadında harika bir hamur yaptık. Evet, öpeceğim, öpeceğim. Hak ettin, hak ettin. Efsane olmuş. Kesinlikle hafta sonu deneyin. Balla servis yapın, çocuklar bayıldı. Ciğerimin güzelliğine bakar mısınız? Al ekmek, al lavaş, sar dürüme. Aman ya Rabbim, aman ya Rabbim. Burada efendim kuzu etimiz vardı bizim. Siz kuzu kullanmayın, tavuk kullanın efendim. Tavuk etiyle biz iki tane hani tavuk olmasın diye biz kuzu kullandık. Bir de hızlı pişiyor ama çok azıcık, böyle 200-250 gram kadar. Tabii canım yani. Bu pilavı da mutlaka denemenizi istiyorum, böyle farklı lezzetleri seviyorsanız değil mi? Kesinlikle, bence masanızın yıldızı olacak bir yemek oldu. Kesinlikle katılıyorum efendim. Bize ayrılan süre sonunda bunu yaptık. Efendim çok güzel bir talep var, çok güzel bir yoğun katılım var. Pazartesi Allah nasip ederse ilk reklama gitmeden açıklayacağız. İlk reklama ben gitmeden. Burada canlı yayında yorumlardan seçeceğim. İlk reklama gitmeden pazartesiyi bekleyin efendim. Canlı yayında böyle yorumlardan seçeceğim, bilginiz olsun. 6 parça hediyemiz, tencere, tabak, çaydanlık, her şey bizden. Bir de kıyafetlerimiz var efendim. Kıyafetlerimizi de pazartesi inşallah açıklıyor olacağım. Pazartesi günü yeni hediyelerle geleceğiz zaten. Farklı hediyelerle geleceğiz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur. Soframızdan sevdiklerimiz. Hiçbir zaman eksik olmasın diyoruz efendim. Biz pazartesi günü aynı saatte sizleri mutfağımızda bekliyor olacağız. Kimseye söz vermeyin, saat 3'te bizimlesiniz. Allah'a emanet olun.